Selamlar herkese, konumuz kahve, seçim ve ekonomi politikaları. Seçime iki gün kaldı, öncelikle Türkiye için, tüm halkımız için güzel bir seçim günü, sağlıklı bir seçim günü ve daha aydınlık bir gelecek diliyorum. Başlıktan dolayı öncelikle başından belirteyim eğer siyasi görüş belirteceğimi zanneden arkadaşlar varsa bu videoda öyle bir şey yapmayacağım. Konu kahve olduğu zaman e, siyaset gibi ayrıştırıcı bir şeyi bahsetmeyi hiç sağlıklı bulmuyorum şahsen. Ama bu konu ister istemez kahve fiyatlarını etkileyeceği için bir miktar seçim, ekonomi politikaları konuşmamız gerektiğini düşündüm ve o sebeple bu videoyu çekme gereği duydum. Girişimizi yapalım. Neden böyle bir şey seçtim konu olarak? Çünkü seçim sonrasında ortaya çıkacak ekonomi politikaları biz de dahil hemen hemen tüm kavurmaneleri bırakın kahve sektörünü, tüm gıda sektörünün fiyat politikalarını İster istemez değiştirecek. Yukarı veya aşağı yönlü veya dengeli gidecek şekilde. Ama şu an her şey belirsiz olduğu için de artış gösterir mi, düşüş gösterir mi biraz bunun üzerine konuşalım istedim. Öncelikle bu tarz konu videolar, açıklamalar, yazışmalar. Genellikle alıştığımız üzere bizim böyle Ekim ile Şubat ayları arasında olur. Yani sene sonuyla sene başı içinde olur. Çünkü işte enflasyon artar, maaşlar belirlenir, zamlar gelir, doğalgaza, elektriğe, suya zam gelir. Bu tavsiyeler artış gösterdiği için dolayısıyla da fiyatlar yukarı yönlü. Tüm gıda üreticilerinde, tüm ürünlerde, tüm teknoloji ürünlerinde, kahve ürünlerinde yükseliş yaşar ve genellikle bu konuşmalar hep böyle sene sonu sene başı yapılır. Ki geçen sene yanlış hatırlamıyorsam geçen seneydi. Arkadaşımız Berker Kahve Analisti bir kavurma hanelerden kısa kısa videolar talep etmişti. Neden kahve fiyatları anormal bir şekilde artıyor diye. Zaten biz bu videonun konusuna esas geçmeden önce de bu zamana gelen artışı biraz konuşacağız sizlerle. Geçen sene neler olmuştu? Anormal artışlar gördük kahve fiyatlarında olabildiğini açıklamaya çalıştık kavurmaneler olarak. Hem sosyal medyada, hem forumlarda, hem videolarda, hem global anlamdaki açıklamalarda çeşitli kahve tedarikçileri, kahve üreticileri olarak neler etkilemişti? Madde madde sıralayalım. Öncelikle bir Yükselen bir enflasyon var Covid'den beridir. Bu totalde tüm kahve camiasında dolayısıyla etkiledi. 2. Covid öncesinden beridir süre gelen bir konteyner krizi, bir e, tedarik zincirinde fiyat artışına sebep oldu. Bu konteyner kriziyle de zaten nitelikli kahvecilerde çok ciddi anlamda boğuşuyordu senelerdir. Bu zaten senelerdir gelen fiyat artışının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi. Covid sonrası neler oldu? Brezilya iklim krizi oldu. Brezilya iklim krizi çok fazla sayıda ağacın ölmesine sebep olarak talebin diğer ülkelere dağılmasını ve bu sebeple de artan talebe karşılık üretilemeyen arz kadar da fiyat artışına sebep olmak zorunda kaldı. Çünkü bildiğiniz üzere Brezilya kahve tedarik zincirinde birinci ülke konumunda ve çok büyüklü bir hacim ve diğer ülkeler o kadar hacimli bir üretime de sahip değil. Ticari kahve tarafında olsun, nitelikli kahve tarafında olsun bu anormal şekilde yükseltti. Peki dünya kahve sektörü bunlarla boğuşurken Türkiye'de biz nelerle boğuşuyorduk? Döviz kriziyle boğuşuyorduk arkadaşlar. Bunu da zaten geçtiğimiz yıllarda belirtmiştik. Döviz özellikle geçen sene korkunç şekilde belirsizdi bir anda çok yükseliyor, bir anda anormal şekilde düşüyordu ve bu ticareti ister istemez zarar veriyordu. Ve belli artışlarda önlem almaya çalışırken belli düşüşlerde uzun vadeli gözlem yapmaya çalışıyordu insanlar. Ve bu süreç içerisinde de şöyle sorular geliyordu. Bir, döviz artarken fiyat arttırıyorsunuz. Neden döviz düştüğü zaman hemen düşürmüyorsunuz? İşte tam bu belirsizlik sebebiyle düşürmüyordu. Kavurma Sadece kendi adımıza konuşmuyorum ki belli bir düzene vardığında zaten biz de düşürmeye başlamıştık fiyatları. Neden döviz bu kadar etkiliyor öncelikle bunu konuşalım. Bir, kafein kültür dahilinde Türkiye'de çeşitli ithalat yapan kavurmalarından bir tanesiyiz ve ithalat tahmin edersiniz ki Türk lirası üzerinden yürümüyor. Şunu söyleyebilirsiniz, belirli ithalat planlarınız yok mu sene içerisinde diye. Belirli ithalat planlarımız var ancak şu an günümüzde de olduğu gibi bazen stok sıkıntısı yaşayıp yeni stok çekmemiz gerekebiliyor ve bu tarz belirsiz ortamlarda da yine mecbur ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. E bu da ekonomik olarak, fiyat politikası olarak sonraki çıkacak ürünleri doğal olarak etkiliyor. Peki şu soru gelebilir ki çok geldi zamanında da zaten. E, i̇thalat yapmayan kavurmaneler diye yani yerel tedarikçiden alan kavurmaneler e, yerel tedarikçiden alan kavurmanelerin tedarikçileri de yine ithalat sürecine giriyor. Yine dövizle alıyor ve Türkiye'de de onu satışa sunduğu için yine aynı belirsizliğe mecbur kalıyordu. Bu zaten bu sorunun cevabı olduğunu düşünüyorum. Bu cevap aynı zamanda şu çok popüler bir soru var senelerdir sosyal medyada, forumlarda gezen. Ne oldu? Deponuzda mı değerleniyor ürünler diye. Bir nevi evet depomuzda değerleniyor. Çünkü atıyorum düşünün bir örnek vereyim. Brezilya iklim krizi öncesi aldığınız ürünler belli bir fiyatta ve Brezilya iklim krizi sonrasında da benzer kalitedeki ürünler ister istemez çok daha yüksek dolarlara ithalat etmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Öncelikle bunu bir düşünelim. Sonrasında bu ülke içerisindeki belirsiz döviz ve çok yükselen döviz problemi ve enflasyonu düşündüğünüzde bir de bunlarla mücadele ediyorsunuz yeni ithalatınızda. Bunu da bir düşünelim. Zaten önceki cevap aslında bu çok popüler sorunun da cevabıydı zannediyorum. Şimdi gelelim günümüze neler olacak, neden bu kadar belirsiziz seçim olduğu için hükümet kurulduktan sonraki çıkacak ekonomi politikaları dolayısıyla enflasyonu, çok yüksek enflasyonumuzu ve dolayısıyla döviz politikalarını ve çok yüksek dövizimizi etkileyecek. Eğer ki düşüş yönünde olursa bu, belirli bir zaman boyunca izlemeye koyulacak gıda üreticileri. Sadece kahve açısından söylemiyorum bunu. Ve belirli bir stabilizasyona ulaştığı zaman olumlu anlamda ise bu çerçeve doğal olarak fiyatlar düşecek. Olumlu anlamda yansıyacak. Umuyorum öyle olur zaten. Ama farklı geçmiş yıllardaki problemlerin benzerini görürsek eğer ister istemez döviz artacak, ister istemez enflasyon artacak, ister istemez alım gücümüz düşecek ve ister istemez de fiyatlar yükselecek. Bundan dolayı da kahve fiyatları bir anda normalde bir sene sonu veya sene başı artışını konuşurken şimdi sene ortasında konuşma gereği duyduk ve duyacağız. Bunları anlattım. İki gün sonraki kurulacak hükümetin izleyeceği politikalar sonucunda kahve piyasası ne yöne gidebilir tahminen Türkiye'de birazcık ucundan sizlerle paylaşayım. Hem bir dertleşme olsun hem güzel dilekler dilemiş olalım hem de geçmiş yıllarda ne oldu bu yılda ne olacak sonraki yıllarda ne olacak azıcık önümüzü görebilmemiz namına sizlerle de paylaşmak için. Umuyorum seçim sonrasında makul politikalarla enflasyon düşürülür döviz düşürülür ve sürekli fiyatların yukarı çıktığı değil ya dengede kaldığı ya da makul fiyatlandırmada daha düşük kalıp dengeli kalabildiği ve herkesin faydasına ilerleyebileceği fiyat politikaları izleyebileceğimiz bir süreç görürüz. Tekrardan diyorum iki gün sonra seçimdeyiz. Tek dileğim bu videoyu da izleyenlerden sandığa gitmesi. Umuyorum güzel sağlıklı bir seçim günü geçireceğiz ve sonrasında da güzel aydınlık günler göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.